sık gidiyorum, orada da at biniyorum. Bizim saçımızın eksikliğinden biz emekli takımı sandı arkadaşlar. Ama aldandılar. Vallahi aslında bugün çok iyi oynadım ama. Yine de mağlup oldum. İyi yani. Allah içinize mutluluk versin diyorum. Buradan bütün Rumeli'ye, Balkanlara da sevgiler, öpücükler yolluyorum. Bakın neler oluyor beyler, beyler, beyler. Nerede alkışlar sizde? İşte güreş bu. Yatıyor, kalkıyor, güreşiyor. Seyirciden kendiliğinden alkışlar geliyor. Mahsa İnşaat. Evet. Maşallah maçtan önce yorulmayın. Çok koşuyorsunuz. Isınmamız lazım. Bütün enerjimizi maça saklıyoruz inşallah. Efendim finale geldiniz. Finale hayırlısı geldik. Olsun. Artık galiptir bu yolla mağlup diyoruz. Biz kendimizi gönüllerin şampiyonu ilan ettik. Evet. Bu seviyeye kadar mücadelemizle geldik. Evet. İyi mücadele ettik. Sizin mücadelelerinizi gördük. Hakikaten tebrik ederiz. Teşekkür Kupa ederim. Kupa efendim. İnşallah amacımız o. Formanızı görüyorum. Barcelona'yı görüyorum. Takmışsınız moral efendim böyle. Evet. Çok final. Bize biraz güç veriyor. Evet. Zaten iki senedir şampiyon oluyorlar. Bu sene de ben ilk defa oynuyorum modern kuyumculukta. Evet. İnşallah üçüncüyü de alacağız. Karşı takıma da başarılar diliyorum. Sizi evet. de tebrik ediyorum. Canı gönülden. Güzel bir rakip var karşınızda bitti. Yani çok büyük mücadele etmiş bir rakip var. Ama siz de dediğim gibi devamlı şampiyonsunuz. Kupa şimdi, ne olur efendim? Şimdi onları da tebrik ediyoruz. Buraya geldiklerine göre bizimle beraber finalde oynayacakları için tebrik ediyorum şimdiden. İnşallah zevkli güzel bir maç olur. Evet. Tabii ki bunun sonucunda da kim hak ediyorsa o kazanır. Ben Mehmet Kök. Evet. Mahsa İnşaat'ta oynuyorum. Finalde? Finaldeyiz. Biraz diğer takımlara göre şey oldu ama mucize mi diyelim yani. Gerçi yani, futbolun şeyi. Evet, futbolda bunların ama hepsi var. Fakat biz iyi takımız. İyi defans yapıyoruz. Mücadele ediyoruz. Evet. Mücadelemizle buraya kadar geldik. İki şampiyon var karşımızda. İki defa şampiyon evet. var. Üçüncü şampiyonluğu bekliyor. Acaba üçüncü şampiyonluğu kesiyor musunuz? Yani inşallah. Biz bunu yapmaya çalışacağız. Başarılar. İnşallah da başaracağız. Başarılar. Sağ olun. Finaldesiniz. Vallahi mutluyuz ya. Başka ne diyelim? Yalnız ben başka bir şey söyleyeceğim. Evet. Ha, bu sene bu Şamil abi müdürümüze ve size çok teşekkür ederim. Müthiş bir organizasyon var. Yani herhalde son 25 senenin en iyilerinden biri gibi duruyor. İnşallah devamı gelir. Mutluyuz. İnşallah kazanacağız. Allah hayırlısını başarılar, versin. Başarılar. Onlar da bizim arkadaşımız. Herkese teşekkür ederiz. Burası. Sağ olun. Teşekkürler. Hocam ısınıyorum. Lütfen hocam beni rahatsız etmeyin. Bak çok. Bu da güzel. Bu da güzel. Buyurun. Evet. Şimdi sizi ısınmadan aldık ama buyurun. Biraz fazla ısınmanız lazım herhalde. Bu. Evet benim bayağı bir ısınmam lazım. Bayağı bir süre alıyor zaten. Efendim finaldesiniz. Burada modern kuyumculuk. Burada temin arkadaşına söyledim. Barcelona moral için doping. Yok o sadece denk geldi. Evet. Öyle diyelim. Biz Barcelona'yı andırıyoruz gibi geliyor da öyle değiliz. Şöyle finale hemen bir gözümüzün önünden geçirelim. Finaller her zaman zordur. Kolay final olmaz. Yani rakip kötü ben bu finali rahat alırım öyle bir şey yok. Futbolda final oynamak farklı bir şeydir. Evet. Herkes o gün daha farklı oynar. Daha farklı sonuçlar da çıkabilir. Onun için dikkatli olacağız. Peki başarılar efendim. Teşekkür ederiz efendim. Önce centilmence bir maç olsun. Sonucu çok da önemli değil. Zaten arkadaşlarımız hepsi yabancı da değil. Evet. Seyirciler de iyi bir maç izlerse bundan keyifli bir şey olmaz diyorum. Evet. Valla onlar bizim kardeşimiz ya. Ne olursa razıyız biz ya. Bir şöyle bir beraber fair play yapalım. Ne demek? Ne demek? Şöyle bir tebrik edin birbirimize. Her zaman böyleyiz. Her zaman. Ne demek? Onlar bizim kardeşimiz. Hakan Yapan adım. Hakan Bey, Mahse İnşaat final. İnşallah. Olgunlar bitiyor. Centilmence inşallah iki takımın içinde kazasız belasız güzel bir maç olsun. Evet. Bütün seyirciler güzel bir maç seyretsin. Peki. İddialıyız. Kupa da bize gelsin. İnşallah. Peki başarılar efendim. Sağ olun teşekkürler. Çok sessiz duruyorsunuz. Öyle baktım ki sanki maç bitmiş kupayı almış artık bu yorgunluk yeter mi diyorsunuz? Olur mu ya? Öyle bir şey düşünmek rakibe saygısızlık olur. Evet. Abi, bravo tebrik ederim. Bu da bir fair play yapar. Tabii. Buraya gelmek final oynamak çok güzel. Ben İzmit'ten geliyorum. İşte 7-8. Senem falan bu. Müthiş zevk alıyorum burada oynamaktan. Evet. Ortam çok güzel. İnşallah güzel maç olur. Hak eden kazanır. Hayırlısı olsun. Sakatlık olmasın. Biz de size başarılar. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Hocam şimdi bize bir açıklama yapın. Evet. Kaleci tutamadığını kedi tuttuğunu yer derler. Abi, siz ne taraftasınız? Hocam sen eski bir kalecisin. Sen evet. bizden daha iyi bilirsin bunu. Bunun cevabını senden alabiliriz yani hocam. Biz demin rakip takımla konuştuk. Evet. Şutlarımız bomba. Kaleci göremez tamam. dediler. Çok değerli bir rakiple oynayacağız. Evet.
İnşallah güzel bir maç olur. Hadi hayırlısı. 25. Olgunlar Futbol Turnuvası'nın 38. akşamına hoş geldiniz. Bitti mi ısınma efendim? Bitti. Nasıl oluyor maç? İyi, maç başlayacağız işte. Finale geldik. İki takıma da başarılar diliyorum. Allah sakatlık bela vermesin. Güzel bir turnuva. İzleyiciler memnun olsun. Bizler içeride memnun olalım. Yani fair play. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki, başarılar efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, ilk devreyi bir değerlendirelim. Tek gol var sizden. Evet. Ya 1-0 bitti ama çok pozisyona giriyoruz. Gol atmakta biraz şanssızız, biraz beceriksiziz. Kalecileri iyi yer tutuyor diyelim. Biraz evet. Da hani abiyane bir tabirle ballı da bir kaleci, öyle diyelim. 4 tane gol çıkardı. Gol çıkardı. İkinci yarı daha çok atmaya çalışıp maçı kazanmak istiyoruz tabii. Nasıl geçti? İlk yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. Biraz zorlandık, golü bulduk. Biraz daha ikinci yarı rahat oynayacağız. Evet. Bir tane daha atmamız lazım. Atarsak rahatlarız. Yani kupanın bir kupundan tuttunuz. Şu anda tuttuk gibi. Aykut hocam sağ olsun. Tuttuk. İkinci kupundan da ben atarsam tutacağız. Efendim nasıl gidiyor takımınız ilk devre? Valla ilk yarı aslında pozisyon zenginliği de bizde. Oyunun hakimiyeti de bizde ama skora pek yansıtamadık. Evet. Ama ikinci yarı umuyorum ki işler daha kolay olacak. Evet. Güzel bir skorla yani ayrılacağız buradan. Birinci devre 1-0'lık galibiyet. İkinci devre sizi rahat oynatacak. Ya rahatlıktan ziyade ya topu daha fazla hükmetmeye çalışacağız. Çünkü rakibimiz 4 kişiyle defansa yaslanmayı tercih ediyor. Evet. Bu da bizim avantajımız. Biz de topu kullanmayı deneyeceğiz. Bakalım daha iyi. Üçüncü şampiyonluk geliyor mu efendim? Niyetimiz o. Geçmiş olsun diyelim size bir. Çok ufak kötü bir çarpıştık. Ufak bir kaza atlattık. Evet. Önemli bir şey yok. Yok. Yok bir şey yok. Evet. Nasıl geçti ilk devre? Valla beklediğimiz gibi zor geçiyor. Beklediğimiz peki, gibi. Peki. Turnuvanın en zor takımıyla oynuyoruz. İlk devre ortada geçti ama büyük ihtimalle modern kuyumculuk ikinci yarı fark yapar. Şampiyon olur yaşlı olgunlarda. Şaban beni çek bu ara. Bana da ya biz bana da soruyorsan maç öyle kolay olmayacak yani. Yani kolay, ortada bir maç olacak. Bu maçın ilk devresi nasıl geçti? Evet. İyi, fena değil. Fena değil de beyazlar burası. 11 numara çok yaşıyor. İşte 1-0 mağlubiyet var. Evet, mağlubuz. İkinci yarı elimizden geleni daha iyi yapacağız. Karşıdaki abiler profesyonel. Biz yalnız, hepimiz amatörüz. Yalnız bizim de gördüğümüz kadarıyla ilk 25 dakikada sizin takım da bayağı etkili oldu. Biz amatör bir ruhla oynuyoruz. Dirençli oynamaya çalışıyoruz. Tabii karşıdaki abilerimiz kadar olamayız. Elimizden geleni yapacağız. Sanki biraz savunma ağırlıklı. Mecburen gibi. Öyle yapmak zorundayız. Evet. Yoksa yani önce, çok farklı olur. Önce gol yemeyelim. Sonra evet. Bir tane daha atarız. Evet, yoksa karşıdakiler affetmezler. Kurtuluş. Buyurun. Yani maşallah direklerden direklere, yerlerden havalara uçtun geldin ama o bir gol nasıl olduysa geçti sene. Yani yedik, kısmet. Buraya kadar büyük bir başarıyla geldik, azimle geldik, yenilmeden geldik. Evet. İkincilik bizim için büyük bir başarı diyorum. Hemen ilk devreyi bir değerlendirelim. Vallahi iyi oynuyorlar, atak üstüne atak yapıyorlar. Biz pek fazla atak yapamıyoruz. İnşallah ikinci devre daha farklı olur. Hocam, kupa elinizde, kaçıncı şampiyonluk? Üçüncü şampiyonluk. Erenler'de iki şampiyonluk, burada üçüncü şampiyonluk. Evet. Yarın akşam da bir final maçımız var biliyorsunuz. Evet. Aynı takımımız faydalı kuyumculukla modern kuyumculuk. İnşallah orada da kupayı hedefliyoruz. Evet. Güzel maç oldu. Futbolcuların terine emeğine sağlık diyoruz. Kupayı bir kaldırır mısınız? Kaldırıyoruz. Bir görelim. Evet. Kupa elinizde. Buyurun efendim, siz alın kupayı. Ya şimdi kupa kazanılınca güzel. Evet. Kaybedilince kötü de. İyi oldu yani, iyi maç oldu. Beklediğimiz gibi oldu. Üçüncü şampiyonluk.
Bu kategoride 3 yıl üst üste oldu, evet. Tebrik ederiz. Teşekkür ederiz. Darısı artık diğer takıma. Kupa yakışmış o zaman. Eyvallah, eyvallah. Altın kemer gibi. Evet, altın kemer gibi oldu. Hemen kupayı alın abi. Kupayı. Hocam buyurun. Siz de şöyle bir kupayı bir kaldırın. Oğlumuzla beraber. Kupayı kaldıracağız canım. Üçüncü kez kaldırdık. Evet. Üç kere üst üste, üç sezon üst üste şampiyon olduk. Güzel bir duygu. Şöyle kupayı bir sen alır mısın bakayım? Şöyle evet, şimdi hemen anlat. Çok mutluyum babamı seyredebildiğim için. Üçüncü kez şampiyon oldular üst üste. Peki. Yine mutlu ayrılıyoruz. Peki. İnşallah darısı seni alır. Bu organizasyonu yapan herkese de çok teşekkür ederiz. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. Kupa elinizde. Çok güzel bir şey. Mutluyuz tabii. Evet. Güzel maçlar oldu. Rakibimize tebrik ederiz. Evet. 5 gol oldu, güzel oldu. Aynen. Aynen. Güzel maç oldu. Centilmence bir maç oldu. Artık darısı seneye diyelim. Aynen. Efendim. Seneye devam. Peki. Teşekkür ederiz. Hocam 5-1 bitti maç. Zor oldu ama. Ama bir tane nazarlık zor nasıl oldu? Tabii tabii. Erdoğan kardeşimiz bir tane atacağım demişti maçtan önce. Attı zaten. Attı. Tebrik ederim onları. Şöyle kupanın zevkini bir çıkarın. Şöyle buyurun bir kaldırın. Yarın daha iyi çıkaracağız inşallah kupa töreninden sonra. Evet. İnşallah gençlerimiz de alacak kupayı. Öyle düşünüyoruz. Evet. Yani hakikaten iki kategoride. İlk defa 25. senede ilk defa duble yapacak Cengiz. O da çok yaklaştı. Yarın da gençleri destekleyeceğiz inşallah. Hadi hayırlısı olsun. Evet, tamam. Teşekkür ederim. Sayın Şamil Bilgin, geçmiş olsun efendim. Birinci finali bitirdiniz. Evet, bitirdik. Evet, yaşlı sonuna olgunlar. Sonuna geliyoruz. Yaşlı demiyoruz, olgunlar. Evet. Yarın genç olgunlar var. İnşallah o da böyle kazasız belasız bitecek. Biz de çok mutlu olacağız tabii. Emeklerimizin karşılığını almış olacağız. Evet. Efendim bu akşamki ve yarın sabah izleyecek olan izleyicilerim için yarın akşamki programı söyler misiniz? Yarın 11.30'da Genç Olgunlar kategorisi müsabakası yani başlıyor. 23.30'da gece. 23.30'da evet, başlıyor. Evet. İşte modern kuyumculuk demak haritayla faydalı kuyumculuk evet, oynayacaklar. Oynayayım. Geçen sene de bunlar kalmışlardı finale. Evet. Onun bir tekrar revanşı oluyor. Maç bittikten sonra? Maç bittikten sonra işte bütün organizasyonun her iki kategorinde kupa törenini yapacağız. Evet. Ödüllerini takdim edeceğiz. Efendim özel ödüller de var mı acaba? Var, var, var. Hepsi buradan yarın akşam. Yarın akşam, evet. Efendim emeğinize sağlık. Çok hakikaten teşekkürler. Çok bir ayı eşkıntı olandan beri geliyor. Evet, bu bir ekip işi. Sizler de bu ekibin içindesiniz. Evet. Hep birlikte başardık. İnşallah yarın da çok güzellikler olacak. Biz de huzur içinde buradan ayrılacağız. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, finalin diğer takımı modern kuyumculuk. Buyurun efendim, sizi bir tanıyalım. Zafer Demiray benim adım. Evet, final maçındasınız. Her finale kadar geldik. Şimdi bu saatten sonra da ilk etapta tabii ki öncelikle kardeşlik, dostluk kazansın. Evet. Herhangi bir hırgür çıkmasın. Sonuçta bu turnuva bitti takdirde ertesi gün herkes yine tekrar normal hayatına dönecek. Evet. O yüzden sakatlık olmasın. Geri kalan her şey zaten... buradaki atmosfer olsun, buradaki insanlar olsun. Herkes bu finali bir yaşasınlar. Çok güzel bir şey yani. Futbolcular için de güzel bir şey. Evet. Zafer, çok zorlu maçlar oynadınız. Gruplardan çıktınız. Yarı final, çeyrek final oynadınız. Yarı final oynadınız. Finale kadar geldiniz. Sizi çok zorlayan maç hangisi? Ne zorladı sizi? Vallahi ben sonradan katıldım zaten buraya. Finallere ben katıldım. Çeyrek final, yarı final ve finali şimdi oynayacağım ben sadece. Evet. Çeyrek finalde çok zorlandık diye düşünüyorum takım olarak. Evet. Ama geri kalanları tabii ki grup elemeleri bilmiyorum ne oldu ne bitti. Ama bakalım şimdi herhalde en zor maçta bu olacak herhalde. Rakibinizi tanıyor musunuz? Tanıyoruz tabii canım. Senelerce sonuçta Süper Lig'de de karşılıklı top oynadığımız insanlar var burada. Evet. Beraber de oynadığımız ben insanlar. Ben şöyle desem ki santra noktasına kupayı koysam. Heh. Maç bitti, kupayı kim alır? Kim alır? Hak eden alsın. Dostça geçsin, centilmence geçsin, iyi olan kazansın. Öyle mi lan? Burada seyirci iyi bir futbol seyrettirmek. Evet, yani. Çok güzel fair play temennisi. Kesinlikle öyle yani. Biz öyle başlamak istiyoruz maça. Geçen senenin şampiyonusunuz. Evet. Yine o şampiyonluk ikilenecek mi? İnşallah. Yani biz ben 7 seneden beri geliyorum buraya. İkinci şampiyonluğu yaşadım. İnşallah üçüncü şampiyonluğu yaşamak istiyorum. Ama dediğim gibi ilk önce bu seyirciye layık bir futbol ve kesinlikle agresif olmadan yani topa sert bir futbol oynamak istiyoruz. Rakiple hiçbir işimiz yok. Onlar da iyi takım, biz iyi takımız. İyi olan kazansın. Sonuçta evet. Buraya kadar gelmişler. İyi takım onlar. Onlar turnuvası başladıktan sonra sizin maçlarınız faydalı kuyumculuk sanki 1-2 maçta biraz yavaş gitti gibi geliyor. Eyvah finale evet. Kalamaz dedikleri bir zamanlar oldu. Siz içinizden böyle bir şey geçirdiniz mi? Eyvah gidiyoruz. Şimdi Erenler'deki bir turnuvaya katıldık. Orası hep hazırlık derecesine geçiyordu bizim için. Sakatlıklar yaşadık. Kötü bir sonuç elde ettik. Bu Adapazarı halkı için de bizim için de kötü oldu. Yani beklenene veremedik ve iki maç çok kötü başladık. Yani gruptan çıkamama riskimiz bile vardı. Bir maç kaybettiğimiz takdirde.
Ama sonuçta gelinen nokta Serkan. Final. Evet. Finale geldikten sonra da yani kupayı kaldırmak için yani elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Rakip takıma çok başarılar diliyorum. İnan. Evet abi. Isındınız, terlemişsiniz maçtan önce. Evet. Final geldi, çattı. Evet. Neden olacak? Sakarya'nın en güzel organizasyonlarından birisin. Evet. Buraya o kadar güzel insanlar geldi ki Ramazan ayında. İnşallah çok tatlı şekilde güzel finalde yaparız. Evet. Herkese güzel bir maç izletiriz. Mutlu evet. olup evine giderler inşallah. Yani oynayan kazansın ya da dostluk İyi kazansın. İyi oynayan. Dostluk zaten her zaman kazanacak. Çünkü biz her gün çarşıda birbirimizle oturup kalkan insanlarız. Evet. Bu rekabet tatlı bir rekabet sadece o kadar. Bu zaten bizim bir yıllarımızın geleneği. Evet. 25. yılında da en güzel şekilde tamamlayalım. Evet. Bitsin inşallah. Evet, çok terlisin, seni tutmayalım. Sağ ol, başarılar teşekkür dileriz. Ederim. Final maçı öncesinde röportajlarımız devam ediyor. Efendim final akşamına geldik. Evet, final akşamı. Son maçımız, elimizden geleni yapacağız yani. Geçen sene şampiyon olmuştuk. Bu sene de o ünvanı devam ettirmek istiyoruz. Her şeyden önce rakibimizle aramızda bir rekabet var. İnşallah yenilen kazananı tebrik eder. Centilmence bir maç olur. Elimizden geleni yapacağız tekrar şampiyon olmak için. Evet. Yani ikinci şampiyonluğu istiyorsunuz. Tabii ki yani. Tabii. Çünkü bu turnuvada benim hatırladığım ben oynamaya başladıktan sonra üst üste iki defa şampiyon olan takım yok genç olgunlarda özellikle. Biz de bu anlamda önemli bir başarı, önemli bir ilk yapmak istiyoruz inşallah. Evet Sayın Bekir Bey, maç 0-0 ilk devre bitti. Nasıl oldu? Şu an her iki takım da çok güzel oynuyor. Evet. Elinden gelen mücadeleyi veriyor. Biz biraz daha şanslıyız gibi gözüküyor şu an. Biraz ama ciddi anlamda... İnşallah biz burada bir tarih yazacağız. Üst üste ikinci şampiyonluğu almaya evet. niyetliyiz. Şampiyonluk için sadece 25 dakika kaldı. Hayırlısı olacak inşallah. Peki, hayırlısı olsun. Kesin 4 top çıkardınız, 2 sakatlık var. Nasıl oldu, geçmiş olsun. Sağ olun. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte. Finale yakışır oyun oynamaya çalışıyoruz. İnşallah ikinci yarı golleri buluruz da şampiyon oluruz yani. Rakibin bir topu direkten döndü. O da şansım artık önümde yani. Yapacak bir şey yok yani. Tam kaleci şansı yaşadı. Aynen öyle oldu. İyi maç oluyor. Yüksek tempoda geçiyor. Önemli olan burada sakatlık olması. Biz burada iki yani olgunlar turnuvasında ilki yaşatmak istiyoruz. İki sene, iki yıl üst üste şampiyon evet. olmak istiyoruz. İnşallah bu hedefimize ulaşırız. Güzel, zevkli maç oluyor. Taraftara zevkli maç izlettiğimize inanıyorum. İnşallah böyle devam eder. Maçın sonunda galip gelen biz oluruz. Aynı şekilde maç dostluk içinde bitmesi dileğiyle. Kim kazanırsa kazansın, sonuçta dostluk kazansın. Güzel bir organizasyon. Tebrik ediyorum. Evet, yine. Nasıl geçti ülkeye? Valla çok güzel oluyor. İnşallah seyircilere de güzel maç izletiyoruzdur. Evet. Şu an mutluyuz Allah aşkına. Maç güzel. Dostluk kazansın abi. 25 dakika var ikinci şampiyonluğa. İnşallah. Peki, başarılı. İnşallah kazanacağız. Sağ olun. Evet, ilk devre 0-0 ama 5 mutlak gol pozisyonunuz var. 1 direkten dönen topunuz var. Neler söyleyeceksiniz? İki direkten. İki direkten. Evet. Ya olmayınca olmuyor. Bakacağız. İkinci yarı atacağız onları. Atmamız lazım zaten. Evet. Normalinde daha iyi oynuyor gözüküyoruz ama futbol bu. Final maçlarını ben söylemiştim. Her zaman zordur. İnsanlara kolay gelir. Aa, o size rakip olur mu? Bu size rakip olur mu? Öyle bir şey yok. Evet. Tabii. Final yani, maçı. Final maçı farklı oynanır. Onun için ikinci yarı atacağımızı zannediyorum ya. Yani büyük evet. bir ihtimalle gol atacağız. Başarılar hocam. Teşekkür ederim. Veysel. Vallahi geçiyor. Tabii güzel bir final. Seyirciler de memnunsa biz de memnunuz, ne yapalım. Ama kazanan tarafın biz olmasını isteriz tabii ki. İki köşeden iki tane top çıkardın. Kutlarım. Kısmet. Kısmet ya. Bu maç birileri kurtaracak, birileri gol yiyecek. İnşallah hayırlı bir final olur. Hemen ilk devreyi bir yorumlayalım. Vallahi ilk devre şanssızlık bizden yanaydı. 3-4 tane topumuz direkten döndü. Evet. Ama direkleri aşacağız inşallah. İkinci devre? İkinci maç ortada. Yani şanslar da eşit. Evet, İyi olan kazanacak. Yapacak başka bir şey yok. Yani. Başarılar. Teşekkürler. 0-0 devam ediyor yani inşallah dostluk çerçevesinde devam eder yine aynı şekilde. Hak eden kazansın yani, mutlu. Herkese burada güzel bir seyir verirsek bizim için de mutlu. Galiba bir sakatlığınız var. Ufak bir sakatlığım var da biraz mesaj yaptık, biraz iyiyim. Şanslı işte, 4 tane direkten döndü. Güzel evet. bir maç oluyor. Seyirciye... Çok güzel maç oluyor. Evet, inşallah iyi bir sonuçla bitireceğiz biz. Yani 25 dakika kaldı artık. İnşallah. Kupayı almaya diyelim. İnşallah. Peki. Bakalım abi. Canlı yayınımıza Adapazarı Kaymakamımız geldi efendim. Maçta şu anda geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Eyvallah. Tabii ben önce maçı seyretmeye geldim. Evet efendim. Ama siz davet ettiniz. Şimdi canlı yayına da katılalım. Evet. Sakarya futbolun, Türkiye'de futbolun beşiği olan şehirlerden birisi. Evet. Burada görüyorsunuz. Görüyorsunuz 50 yaş üzeri delikanlılar döktürüyorlar sahada, tribünlerde. Buna geleceğiz, katılacağız biz de, seyredeceğiz.
Olgunlar turnuvası güzel bir turnuva. Evet. Kim bunu icat ettiyse, kim emek verdiyse tebrik ediyorum. Efendim, bugüne 27 yıl, sadece 2 yıl yapılamadı. 25 yıldan beri oynanıyor. Çok güzel, çok güzel. Yani güzel bir gelenek oluşmuş. Evet. Biz de burada olduğumuz müddetçe gelip seyredeceğiz. Emeği evet. geçen herkese tebrik ediyorum. Görüntü nasıl? Görüntü çok güzel. Evet. İşte ter akıtan gençlere özellikle, veteran gençlere özellikle tebrik ediyorum. Peki efendim. Başarılar diliyorum. İkinci devreyi izleyelim efendim bakalım. İnşallah. Kupayı inşallah. Sahibini bulacak. İnşallah. Adapazarı Belediyesi Başkanımız Sayın Süleyman Dişli. Başkanım çok dikkatli izliyorsun maçı. Serhat. İzlenmeyecek gibi değil. Adamlar gayet güzel oynuyor gördüğünüz gibi. Tebrik ediyoruz kendilerine. Finale kaldılar. Bakalım iyi oynayan hangisi ise o kazanacak. Şimdiden hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vallahi Sayın Başkanım bu final maçı çok sert de geçiyor. İlk devre bir takımın tam iki topu direkten döndü. Beş mutlak pozisyonu olmayınca olmuyor. Diğer takım da iki tane kaçırdı. Enteresan. Şimdi ikinci devre. Ben şunu söylemek isterim. Ya buradaki futbol şu anda bizim Süper Lig'lerdeki olan futbol gibi olmayacak elbette. Mühim olan burada bu şehrin misyonuna, vizyonuna yakışan bir şekilde buradaki bu maçları organize edip her yıl bu yaştaki insanları hem seyredeni hem de oynayanı huzur içerisinde oynatıp dönemi tamamlamak. Şamil Bilgin Bey ve ekibi bu sene her ne kadar çok gelemediysem de takip ediyorum. Evet. Çok huzurlu, olgun bir şekilde tam olgun turnuvası diyorlar ya, ona uygun şekilde bir program yapmışlar. Kendilerini kutluyorum. Tebrik efendim, ediyorum. Çok güzel oldu. Adapazarı Belediye Başkanı olarak spora ve sporcuya büyük destek veren bir kuruluşun başındasınız. Şu anki muhteşem görünüş efendim. Bütün tribünler dolu. Evet. Bu kadar kalabalık. Tebrik ediyoruz. Gerçekten çok güzel olduğunun, olgun olduğunun, iyi olduğunun aslında bu seyirciler en güzel göstergesi. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İzleyelim efendim. Eyvallah. Çok sağ olun. Evet, evet. Sayın Başkanım. Sizden de bir kelime alalım. Evet, çeyrek asırdır devam etmekte olan Olgunlar Turnuvamızın ben de burada olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Emeği geçen başta organizatör diyeyim Şamil Bilgin ve ekip arkadaşlarına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımızı sunuyorum, yürekten alkışlıyorum. Böyle son yılların en güzel finalini izliyoruz, olgunlarını izliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kupaya çok az kaldı efendim. Dakikalar kaldı. Biraz sonra sonuç ortaya çıkacak. İnşallah. Peki efendim. İyi seyirler. Müthiş final sona erdi ve mutlu sona eriştiniz efendim. Önce söz büyüğün. O bir konuştuktan sonra. Sayın Bekir Faydalı. Olmadı efendim ikinci şampiyonluk. Bir şampiyonlukta kaldınız. Her şeyden önemlisi finale yakışır. Hiçbir tartışma kavga çıkmadan seyirciye görkemli bir maç seyrettirdik. Ve neticede geçen sene de finali ikimiz oynadık. Geçen sene ben aldım, bu sene Cengiz aldı. Keşke bir iki kişi daha çıksa da bu şenliği bu şekilde devam ettirse. Hayırlı olsun diyorum. Tebrik ediyorum. Evet Cengiz Bey. Ben bir kere maçın böyle bir centilmence geçeceğini biliyordum. Evet. Zaten bir taraf kazanacak. Yani bu artık o finalin sonucu. Yani bir tarafın kazanması gerekiyor. Kazanan biz olduk. Bugün şans bizden yanaydı. Daha önce onlar kazandı. Biz her zaman beraberiz. Dediği gibi yani bu turnuvaya güzellik katmak istiyoruz biz. Bizi dışarıdan çok etkileyen insanlar var ama bir de yanımıza birileri gelse de daha güzel olsa. Evet. Efendim hayırlı olsun şampiyonunuz. Size de geçmiş olsun. Sağ olun. Artık her şey seneye. İnşallah. Sadece sporcuları her alıyorum. Arkadaşlar. Cengiz Bey, şu kupalarınızı bir görelim.
Buyurun. Genç, yaşlı olgunlar, genç olgunlar. Evet. İki kategoride şampiyon oldunuz. Tebrik ederiz. Buyurun efendim. Teşekkür ederiz. Ya şampiyonluktan güzel bir şey yok. Kazanınca her şey güzel. Fair Play çerçevesinde yaptığımız mücadelede de bayağı başarılı olduk. Yani biz zaten iki kupaya da hedefliyorduk. Her zaman öyle hedefimiz vardı ama gerçekleştiremedik. Evet, bu sene şöyle bir gösterelim. Bu sene şey oldu. Yani kupalar güzel. Kupa kazanmak çok güzel. Evet. Önemli olan devamını getirmek. Herhalde devamı gelecek bundan sonraki senelerde. İnşallah. Peki efendim edeceğiz. Sizi kutlarız. Teşekkür ederiz. Olgunlar tarihinde belki de görülmemiş bir ilki başardınız. Evet. Evet. Bu ilk oluyor sanırım. Böyle bir şey ilk oldu. Peki hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederim.